Yine yeni bir çözüm farklı web kesine sizlerle beraberiz. Bu hafta aslında son 2 hafta çok fazla Dell Workstation anlattık. Biraz yorduk sizi, onun farkındayım. 2 tane ürün inceleme videosu ve bu üçüncü web kesimiz. Toplam 2 haftada 5 ayrı kaynak sağladık. Aslında biraz Workstation'a doyduğunuzu düşünüyorum ama sonuncu web kesimiz biraz daha aslında niş bir konu. Artık iş istasyonu nedir? İşte derin farkı nedir? Ürün ailesinden daha çok Dell Optimizer özelinde bir webcast yapmayı planladık. Bugün yine klasik olarak Bilgehan Hocam ve benim dışımda Dell Türkiye'den Yaman abi de burada sağ olsun. Bizi kırmadı. Dedi ki gelirim gençler. 3-5 dakika konuşurum. Size gazı veririm dedi. Sağ olsun kendisi birazdan Dell Optimizer üzerinde bizimle bilgilerini paylaşıyor olacak. Daha sonra aslında çok sunumluk bir şey yok. Ben doğrudan demo yapacağım. Çünkü kendi laptopumda Optimizer var. Aktifte kullandığım için size hızlı bir şekilde Optimizer'ı anlatacağım. Bir de küçük bir benchmark testi paylaşacağım. Kendi yaptığım kısa bir videoda Optimizer'ın enable olup olmadığı, aslında burada gördüğünüz sunumdaki gibi. Bunu yine detaylandırıyor olacağım. Yaman abi hazırsan istiyorsan seninle başlayalım. Sonra sözü biz veya Bilgehan alıp devam ederiz. Tamam Hakan, çok çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hakan dediği gibi aslında biraz böyle bombardıman oldu belki ama konu gerçekten enteresan bir konu ve bence kafalarda iyi de oturması gereken bir konu. Çok güzel 2 hafta geçirdik ürünlerle ilgili. Bu seferki aslında belki ben biraz daha fazla ilgi bekliyordum çünkü çok canlı bir şey. Yani bu anlattıklarımızın gerçek bir ifadesi, göstergesi aslında. Canlı bir demo olacağı için bugün katılanlar bence daha da şanslı. Kısaca Optimizer'dan bahsetmek istersek bizim Precision iş istasyonlarımızla beraber uzun zamandan beri sağladığımız birkaç tane temel işlevi olan ama en önemli işlevi makinenin fabrika ayarlarına göre performansını kullanılan uygulamayla çok daha üst seviyelere çıkarmak olan çok enteresan, çok güzel bir yazılım. İşte bu ekranda gördüğünüz oranlarda performans artışlarına sebep oluyor. Bazı programlarda çok, bazı programlarda çok, programın tipine göre. Ama işte sadece mesela %16 olan Revit'te burada ekranda gördüğünüz gibi bir durum bile olsa şunu söylemek mümkün. Biz kullanıcımızın vaktine %16'yı ekliyoruz ve bunun için cebimizden bir kuruş bile para çıkmıyor. Önemli bir geri dönüş aslında. Şimdi bu Precision Optimizer, Dell Precision Optimizer dediğim gibi uzun zamandan beri iş istasyonu ürünlerimizle beraber veriliyor. Geçen sene burada bir adım öne gidildi ve Precision Optimizer Premium diye yeni bir ürün çıktı. Bu yapay zeka ile çalışan bir ürün. Standart Precision Optimizer kendi içindeki önceden belirlenmiş yaklaşık 30 tane profille beraber çalışıyor. Ve bu 30 tane profildeki ürüne göre, yazılıma göre performans arttırıyordu. Bu yapay zeka ile çalışan premium olan sürüm ise sizin kullandığınız herhangi bir yazılımla performansı gene performans artışını sağlamayı amaçlayan bir yazılım. Ne yapıyor? Yapay zeka sizin sisteminizi siz kullanırken dinliyor. Ne tarz kaynaklar kullanıldığını tespit ediyor ve buna göre ayarları değiştiriyor. Bu premium olan versiyonu ücretli bir yazılım idi. Standart Precision Optimizer gibi ücretsiz bir yazılım değildi. Fakat onda da kısa bir zaman önce bir değişiklik oldu. Birazcık bunun sebebinden bahsedip ondan sonra sözü Hakan'a vermek istiyorum. Abi sesin biraz derinden gelmeye başladı ama ilk başladığın kadar canlı değil. Şimdi iyi mi? Şimdi çok iyi. Tamam. Bu eskiden ilk çıktığında yapay zeka ile çalışan Optimizer Premium 175 dolara satılıyordu. Bunu dediğim gibi çok kısa bir süre önce neredeyse ücretsiz sayılabilecek 1 sent gibi bir rakama indirdiler. Bunun da temel sebebi aslında şu. Optimizer platformu artık sadece Precision'larda çalışmayacak. Precision'ların yanında bizim diğer kurumsal ürünlerimizde de çalışacak. Bunun yanında Precision üzerinde çalışan versiyonun diğerlerine göre belli özelliği olacak. Nasıl bir özellik olacak? Bu standart CPU tabanlı performans artışının haricinde yoğun depolama kullanan yazılımların performanslarında ayrı bir yapay zeka ile optimizasyon işlemi yapacak. Ama bunun yanında Optimizer adıyla, Dell Optimizer adıyla Optiplex ve Latitude ürünlerimizde de artık bu ürünü göreceğiz. Ve bu ürün standart aplikasyon optimizasyonunun yanında bir iki ekstra iş daha yapacak.
Bunlar da eğer o özellik satın alınan sistemde varsa, bunlardan bir tanesi mesela Express Sign-in özelliği. Bu Express Sign-in özelliği bizim üst seviye Latitude ürünlerimizde olan bir özellik. Bir proximity sensor var bu özelliği destekleyen makinelerde. Siz makinenin karşısında... Abi sesin yine, sesinde bir stabiliteyi sağlayamadık yani yazık ki. Bir canlanıyor sonra çok uzaklaşıyorsun herhalde mikrofondan. Özür diliyorum. Hiç kımıldamadan, hareket etmeden devam etmeye çalışacağım. Kusura bakma. Rica ederim. Uyarı için teşekkür ediyorum. Express Sign-in özelliği. Özelliği destekleyen Latitude'larda özel bir kamera ve sensör sayesinde sizin vücut yapınızın bilgisayarın karşısında olduğunu hissediyor. Ve kalktığınızda masadan sizin ayarladığınız bir zamanda sistemi otomatik olarak kilitliyor. Tekrar masanın başına oturduğunuzda ise sizi tekrar login ekranına getiriyor. Eğer Windows Hello destekli bir infrared kamera varsa makinede doğrudan login işlemi de gerçekleştirebilir. Bunun yanında Express Charge özelliği varsa pillerinde, bu Express Charge özelliği de çok kısa bir sürede, örneğin 1 saatlik bir şarj ile pil kapasitesinin %80'ine kadar dolma ya da yaklaşık 20 dakikalık bir şarj ile pil kapasitesinin %35'ine kadar dolma özelliği varsa Latitude'da bunu destekliyor ve yönetiyor. Intelligent Audio, akıllı ses özelliği var gene bu yeni Dell Optimizer'ın. Burada da ne yapıyor? Sizin belirlediğiniz ortam tipine göre sistemin hem mikrofonlarını hem hoparlörlerini etraftaki diğer etkenlerden en az etkileyecek şekilde ayarlayarak sizin çok çok daha iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ve bunun yanında gene aplikasyon performans optimizasyonu ve sizin kullandığınız aplikasyonları gene inceleyerek aplikasyonları en hızlı açma şeklinde bir yöntem uyguluyor. Bunları dediğim gibi hem Latitude hem Optiplex hem Precision'larda artık yapabileceğiz. Hangi özellikler sistemde destekleniyorsa yazılımın ekranında bu özellikler çıkıyor. Burada Precision özelinde yoğun depolama kullanan aplikasyon optimizasyonu sadece Precision üzerinde olan versiyon olacak. Yaman abi, çok evet. Özür diliyorum, böldüm ama. Şimdi biz normal şartlarda burada çok buraya ait bir şey söylemek istediğim için böldüm. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi normal şartlarda biz kullanıcılara bir sistem önerirken, bir laptop ya da desktop ya da workstation önerirken hep ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz ya. Evet. İnsanlar da genelde bu ihtiyaçların içinden bir iki tanesini seçmek zorunda kalıyor. Mesela Creo seçmek gerekiyorsa, burada görüyorsunuz PTC Creo diye bir yazılım var. Adam bu yazılımı seçmek zorundaysa buna göre bir makine alıyor normalde. Ama artık öyle bir şey yok. Yani aldığın sistemi global olarak yayıp istediğin şekilde kullanabiliyorsun. Bu bizim için, hani son kullanıcılar için çok önemli aslında, değil mi? Yani tabii şöyle bir şey var aslında. İş istasyonu sadece Precision Optimizer değil. Yani baktığımızda grafik performansı, işlemci performansı, depolama performansı da çok çok fark ediyor. Yani şimdi bu Precision Optimizer'ın belli özellikle Optiplex ve Latitude'da destekleniyor derken, mesela taşınabilir bir Precision 7540'ın desteklediği diskle bir Latitude 5500'ın desteklediği diskler belli, aynı değil. Çok farklı performanslı diskler kullanıyorlar örneğin. Aynı şey ekran kartı için de geçerli. Evet. Ama burada bizim sunduğumuz artı bir değer olarak şunu söyleyebiliriz. Bizim uzun zamandan beri kullandığımız, çok iyi bildiğimiz ve yapay zekayla da çok geliştirdiğimiz bu teknolojiyi artık müşterilerimize farklı platformlarda da sunarak çok daha fazla değer yaratıyoruz müşterilerimize. Peki. Yine açıklayacağım oldu mu? Çok yani. Teşekkür ediyorum abi. Giriş, açılış ve hızlı bir şekilde bizi aydınlattığın için. İsterseniz Bilgin Hocam müsaade varsa ben devam edeyim. Tabii ki estağfurullah. Şimdi arkadaşlar tabii böyle güzel grafikler var. Biz bu tür grafiklere alışkınız. İşte IDC'den, Gartner'dan vesaire. Ama bir de insan ister istemez bunun gerçekliğini sorguluyor. İşte benim hayatıma nasıl yansıyacağını sorguluyor. Şahsen son 5 yıldır workstation laptop kullanan, özellikle de son 2 yıldır aktif Dell Precision 5530 kullanan birisi olarak ben biraz kendi deneyimlerimi anlatmak istiyorum ve aktif Dell Precision Optimizer Premium sürümünde kullanıyorum. Yaman abinin dediği gibi 0.01 sente kredi kartıyla satın aldım arkadaşlar. Dijital olarak zaten bize ulaştırılıyor. Dijital olarak ulaştırıldığı için bilgisayarınızı indiriyorsunuz ve şu anda ben ekranımı paylaşacağım. Göreceğiniz gibi aktif olarak
Şöyle paylaştım. Sunumu kapatayım arkadaşlar. Kullanabileceğiniz bir üründen bahsediyoruz. Ürün bu. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Kullandığım sürüm arkadaşlar 632 premium versiyon. Yaman abinin dediği gibi aradaki en önemli fark şu. Eğer premium versiyon kullanmıyorsanız ki yani bu aslında bir ücret değil, 0.01 dolar. İşte bir sanal kredi kartı bağlayıp indirebilirsiniz. En önemli fark şu arkadaşlar. Hazır ISV'ler, daha önce bildiğiniz gibi webcast'lerde bahsetmiştik, Bilgehan Hocam da anlatmıştı. Bağımsız servis, bağımsız yazılım firmaları, örneğin Adobe gibi, işte Maya gibi vesaire, çok fazla yazılım üreticisinin verdiği sertifikasyon programları var. Nedir bu sertifikasyon programları? İşte hatta daha çok bilinen örnek, işte SAP HANA Certified sunuculardan bahsediyoruz Server Storage tarafında. Bu ne oluyor? Üreticinin bir sunucu için ilgili yazılımı sertifikalandırdığını ve support ettiğini gösteriyor. Aynı durum Dell'in Precision serisi için de geçerli. Yani pek çok yazılım üreticisi aslında bu ürünlerde maksimum performansta kararlı bir şekilde ürünlerin çalışacağını söylüyor. Bu noktada hazır ISV'ler ve Dell arasında yapılmış uzun mühendislik çalışmaları sonucunda predefined dediğimiz, yani önceden öğrenilmiş ve hazır olarak bu Dell Optimizer'ın içerisine gömülmüş profiller var. Bu profiller nasıl çalışıyor? Diyelim ki premium versiyonunuz yok, olmak zorunda değil. Siz sadece Dell Precision Optimizer'ı yüklediniz ve daha sonra Adobe Premium açtınız. Veya atıyorum bir Photoshop açtığınızda ekranın sağ alt köşesinde Optimizer sizi uyarıyor. Diyor ki bu bizim Adobe'la çalıştığımız ve bildiğimiz bir program ve ben bu programın senin için daha performanslı bir şekilde çalıştırabilirim. Bunu istiyor musun diyor ve burada gördüğünüz gibi profiller on off diye bir bölüm var. Bakın profilleri on off yapabiliyoruz. Profili enable edeyim mi diyor. Eğer siz buna evet derseniz kullandığınız donanım bir anda arkadaşlar değişiyor. Nasıl değişiyor? Böyle teknik olarak açıklamak gerekirse biraz daha ayakları yere basan bir bilgi verelim. Malum biz genellikle bizi dinleyenler daha teknik çalışanlar olduğu için aslında sürecin 4 sacaya var diyebiliriz. 4 bileşeni var. Bir kere bizim bir PC platformumuz var. Yani para verdiğiniz bir bilgisayar. Biraz önce Bilgehan Hocam'ın söylediği gibi sonuçta biz ya video render için veya işte CAD/CAM çizimleri için ya günlük operasyonlar için ya finans için ya mühendislik için bir şekilde bir ana iş kolu için bir ürün bakıyoruz ve PC platform dediğimiz network, display, power, storage, grafik, memory ve CPU'ya para veriyoruz. CPU'su i9 olsun, i7 olsun, Xeon olsun buna bir para veriyoruz. Memory'si 32 olsun, 16 olsun veya ECC olsun, işte DDR4 olsun gibi veya grafik kartına bir para veriyoruz arkadaşlar. Bu arada ben şunları kapatayım. Böyle bir platformda şimdi biz bu donanımlara belirli bir para veriyoruz. Fakat bu donanımların maksimum verimde çalışması için bakın burada gördüğünüz gibi donanımlarla uyumlu sistem plugin'leri, processor engine'imiz ve çıktı kısmımız var. Burayı nasıl irdeliyoruz? Şimdi her bir donanımımızı monitör eden plugin'lerimiz ve konfigüre eden plugin'lerimiz var. Bunlar monitoring engine ve policy processing engine altında toplanıyor. Bunlar ise bizim belirlediğimiz, bakın şurada gördüğünüz profillerimiz tarafından, bakın şuradaki öncelikler ve profiller, aktif profillerimi görüyorsunuz. Profillerimiz tarafından yönetiliyor. Örneğin Autodesk Maya veya PTC Creo. Burada bakın ne var? CPU core kullanım var, hyperthreading kullanım var. Yani bu yazılım için en iyi config. Bu yazılım için en iyi config veya bu yazılım için en iyi config'i bir profil halinde, policy process engine sayesinde donanıma ne yapıyoruz arkadaşlar? Hükmetmeye başlıyoruz. Peki burada premium'un farkı ne? Yani bu noktada Dell Optimizer zaten bunu standartta yapıyor. Premium farkı burada gördüğünüz gibi kullandığınız ürünleri öğreniyor. Bakın Teams'i henüz gördüğünüz gibi öğrenme aşamasında. Neden? Çünkü ben aktif Zoom kullanıyorum. Handbrake yani video render için. Camtasia yine video render için. Burada isterseniz farklı ürünleri de seçebiliyorsunuz. Şöyle bakın tıkladığımda bana diyor ki senin çok sık kullandığın ürünleri ben şimdi getireceğim. Bakın getirdi. Gördüğünüz gibi oyun oynadığım için her akşam bizim ekiple sağ olsunlar. Buradan yakayı ele veriyorum. Ne kadar da inkar etsem zaten burada en sık kullanılan programları görüyorsunuz. Burada benim en sık kullandığım programları zaten kendisi getiriyor. Ama diyelim ki burada bir program yok. İsterseniz Browse deyip direkt olarak Exe'de ne yapabiliyorsunuz? Gösterebiliyorsunuz. Siz bir Exe'yi gösterdikten sonra yani C Program Files örneğin işte Adobe Acrobat Reader Reader Exe var mı? Sallıyorum bakın şöyle. Ya zaten var diyor. Hani bildiğim bir şeyi bana seçtirme diyor. Bilmediğiniz bir şeyi seçtiğinizde otomatik olarak arkadaşlar
Aynı şurada olduğu gibi kapatayım. Şöyle. Bakın şu şekilde giriyor. Yani diyor ki bana biraz zaman ver. Ben bunu öğreneyim. Tabii ki bu öğrenme kullanımla oluyor. Yani ben bu programları Teams'e göre daha aktif kullandığım için şu barı komple doldurdum. Şu bar başlıyor arkadaşlar şöyle. Yuvarlak tamamen dolunca bu konuma geliyor ve diyor ki ben bunu öğrendim. Bir güzelliği de şu. Diyelim ki bu yapay zeka ve ciddi bir kullanımınıza göre konfigürasyonu yaptı. Daha sonra bilgisayara format atmanız gerekecek. Ne yapıyoruz? Bakın şuradan export ediyoruz bu bilgiyi. Masaüstüne. Diyorum ki Camtasia 2020 kaydettim. Daha sonra yeni kurduğunuz Precision'a bakın bunu chat diye import edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani özellikle uzun süre benim gibi aktif bir kullanımınız varsa ve Precision'ın yapay zeka ile bu programları öğrenmesi ve maksimum performansla çalıştırmasını sağlamışsanız bu datayı da kaybetmiyorsunuz. Precision Optimizer sadece bunu yapmıyor. Günlük kullanım analizlerinizi de çıkarıyor. Yani burada bakın gördüğünüz gibi isterseniz analiz raporu başlatıp 24 saatlik bir analiz raporu alabilirsiniz. Genel sistem analizi alabilirsiniz. Sistem diagnostik çalıştırabilirsiniz. Sistem raporu alabilirsiniz. Örneğin şu anda benim sistem için temel bir rapor alacağım. Çok tıkladım. İşte ne varmış? Realtek Audio'da bir problem varmış. %100 ben şu ana kadar hatalı bir tespit yaptığını görmedim ama yine de kontrol etmekte fayda var. Device Manager'a geliyorum aygıt yöneticisine. Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Şuradan bakıyor. Evet bakın gerçekten doğru bir tespit yapmış. Realtek USB Audio'da sorun var. Başka ne var? Cisco ve Fortinet'in disable olduğunu söylüyor. Bu normal. Çünkü bir sürü müşterim olduğu için onlara VPN yapıyorum. Bazıları bakın disable bu bölümde görebilirsiniz bir sürü VPN hesabının olduğunu. Peki onun dışında neler alabiliyoruz? Şu benim en sevdiğim raporlardan biri. Bateri yani malum bateri laptoplar için çok önemli. Şimdi burada güzel bir bilgi paylaşacağım sizinle. Tabii ki burada kullanım olanları var. Aktif, suspend, işte güce bağlı şeklinde. Şimdi bir kere rakamları görünce korkmayın. Çok aktif kullandığım için laptopu. Şöyle değerler göreceksiniz. Bakın mesela dün 3 saat yani 4 saat bateri de kullanmışım. 16 saat laptopu AC duration yani elektriğe takılı kullanmışım. Dün laptop toplam 19 saat çalışmış. Ondan önceki gün 22-23 saat çalışmış. Ondan önceki gün 18 saat çalışmış. Ondan önceki gün bakın 12 saat çalışmış. Bu bir kere gerçekten workstation hakkını verdiğimi gösteriyor. Boşuna workstation almadım. Sunucu gibi kullanıyorum. Daha güzeli hani bunu mu göstereceksin? Değil tabii ki. Daha güzeli şu arkadaşlar. Bakın özellikle baterinin life hani yaşam süresi çok kritiktir ya. Bu cihaz 97 birim watt hours dediğimiz bir değer var arkadaşlar pillerde. 97 toplam yuvarlıyorum ben. Watt hour bir güce sahipti ilk satın alındığında. Ve en son bakın ölçüldüğünde periyot olarak işte 10. ayın 28'inde ölçtüğünde 72 iken şu anda bakın neye düşmüş? 68'e. Yani aslında 2 yıldır kullanıyorum laptopu. 97 birimden 70 birime düşmüş. Neredeyse 30 birim. Yani %30 kabaca örnek verirsek 2 yılda pilin ömrü %30 bitmiş arkadaşlar. Buradan Yıldız beni dinliyorsa mesaj olsun. Yani laptopu kullandım eskidi arkadaşlar. Yenileri varsa gönderin onları da eskiteyim. O yüzden bu kısma ben çok bayılıyorum. Gerçekten çok çok başarılı. Yine Reliability Report'ta da işte işletim sistemi tarafından eventleri alıyor arkadaşlar. Chat ekranına bakacağım birazdan. Örneğin ne olmuş burada? Kapanırken bir program başarılı kapanmadığı için bana uyarı vermiş. İki tane fail update almışım ve diğer update'ler. Burayı geçiyorum hızlı olması için. Şu kısmı göstermiştim bir raporu sanırım. Göstermediysem onu da göstereyim. Workload'lar bu da süper. Yani diyelim ki ne tür workload'larınız var? Bunu öğrenmek istiyorsunuz. Ona göre CPU, RAM veya disk yatırımı yapacaksınız. Ya da bunu merkezi çekebiliyorsunuz. Sonuçta bu Dell Precision Optimizer'ın en güzel özelliklerinden biri arkadaşlar. Bu arada derin deep dive bilgi istiyorsanız bir yazılım, bir donanımı nasıl bu kadar iyileştirebiliyor? Bunu DLS seviyesinde anlatabilirim ama şu anda çok yeri olmadığını düşünüyorum. Optimizer'ın bir güzel özelliği de şu. Diyelim ki 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane gönül ister bu kadar çok workstation'ınız olsun. Ama Yaman abiden aldığım bilgiye göre artık Precision Optimizer veya Optimizer eğer genele yayılacaksa yani Precision ürün ailesinin dışına çıkacaksa şu andaki ekran sizi ilgilendiriyor. Neden? 1000 tane Dell laptopunuzun olduğunu düşünün ve hepsine SCM ile Optimizer'ı yüklediğinizi düşünün. Burada
SCCM Web Konsolundan Optimizer'ın raporlarını merkezi olarak çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda script üzerinden bakın ne yapabiliyorsunuz? Optimizer Client'la siz şunu diyebiliyorsunuz. Grafik kullanan çalışanlarımın profillerini atıyorum. Şöyle yap, muhasebeyi böyle yap, depoyu böyle yap gibi çalışanlarınızın satın aldığınız mevcut donanımlardan daha yüksek verimde bir performans almasını merkezi olarak sağlayabiliyorsunuz. Veya diyelim ki buna karışmak istemiyorsunuz. İnsanlar kendi profillerini kendileri belirlese bile rapor sayesinde ne kadar performanslı çalıştığını, ne kadar performanssız çalıştığını, pil ömürleri gibi hani bu donanım bakımlarında bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani olaya bir de böyle bakmak lazım. Son güzel kısmı da bu bilgileri merkeze çektiğinizde şunu görüyorsunuz. Yani Hakan ne yapmış? Son 24 saatte %30 CPU kullanmış. Peki ne yapmış? İşte Edge kullanmış. Burada Outlook kullanmış. İşte arada göstermemeye çalışıyorum. Steam kullanmış. Steam'in ne olduğunu bilen biliyordur. Yani azıcık Counter oynamışım. Onu da çok görmemek lazım. İşte memory kullanımını görebiliyorsunuz. Yine en çok memory kullanımları. Bakın Snagit Editor, OneDrive, Explorer, MS Edge gibi. Burada yine Top 5 prosesi kullanabiliyorsunuz GPU tarafında. İşte Windows Desktop Manager, klasik Windows 10'un Desktop Manager'ı kullanmış. Yine bu bölümde süper. Son kısım sistem update. Mesela ben yapmadım, aslında yapacaktım size göstereyim diye. Buradan derin sistem update'lerini de yapabiliyorsunuz. 2 tane kritik, 3 tane recommended update'im var. Bunları da tek tuşla ne yapabiliyorum? Update edebiliyorum. Yani özetle arkadaşlar, ücretsiz, hani 0.01 cent için ücretsiz diyorum. Ücretsiz böyle bir programla kullandığınız üründeki performansınızı %300'lere kadar arttırıyorsunuz. Peki ben ne örneği yaptım? Şu anda yetiştiremeyebilirim. Çok basit bir tane videom. Benim derin yine Workstation inceleme videolarına çok küçük bir örnek. 780 MB'lık. Ben bunu arkadaşlar şurada Handbrake programı kullanıyorum. Convert işlemi için. Çünkü çektiğim videolar 4K oluyor. Biraz büyük. Yaptığım şey şu oldu. Bunu buraya attım. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika süreceği için bunu şimdi canlı yapmayacağım. Basit bir videoydu. Geldim der Optimizer'a. Dedim ki şurada bakın Handbrake'i öğrendi. Yani maksimum performansı ne olduğunu biliyor. Bir açıkken bir de bakın kapatabiliyorsunuz. Kapalıyken iki tane test yaptım. Sadece bunun süresine de bakayım. Yani toplam süresinde bilmiyorum arkadaşlar. Çok kısaydı ama söyleyeyim. Bir dakika bakın. 1 dakika 52 saniyelik bir videoda. Bakın 1 dakika 52 saniyelik bir videoda ben toplam 22 saniye kazandım. Nasıl? Biri yani Dell Optimizer enableken 5 dakika 22 saniyede render yaptım. Dell Optimizer enableken 5 dakika 22 saniyede render yaptım. Pardon özür dilerim. Kapalıyken özür dilerim. 5 dakika 22 saniyede render yaptım. Açıkken 4 dakika 59 saniye. Yani 23 saniye kazandım ve şöyle düşünün. 1 dakikalık bir videoda. Şimdi bunu 1 saatlik bir videoya yayın. Yani kimse 1 dakikalık videoyla uğraşmıyor. Yani bu kadar küçük videolar için belki Workstation bile kimse almaz. Ama örneğin bizim webcastler. Ortalama 1 saat sürüyor arkadaşlar. 1 dakikada 20 saniye. Bakın 1 dakikada 20 saniyede. 1 saatte bunu 60'la çarpacaksınız. Biraz önce Yaman abi demişti ya hani %16 kazandırıyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir oran. Mesela bende de %20'ye denk geliyor öyle düşünün. Doğal olarak özetlemek gerekirse aldığım bir donanım Dell Precision 5530'u Dell Optimizer'la daha performanslı kullanma imkanım varken bundan mahrum kalmak bence çok mantıklı değil. O yüzden sadece bir webcast'i böyle bir ürüne hani Optimizer gibi bir ürüne ayırmak bence çok mantıklı oldu. Benim genel anlatacaklarım bu kadar Bilgen Hocam. Senin ekleyeceğin bir şey varsa sözü sana bırakıyorum. Hocam o kadar güzel konulardan bahsettiniz ki yani işte iç donanımın kendisine ait olan performans değerlerini arttırması, yazılımsal olarak birçok şeyi optimize edilmesi, işte Windows'un olsun, uygulamaların olsun. Ve bunun arka tarafta bir de mühendisliği var. Yani hep diyoruz ya bütün webinarlarda bu ürünler, Workstation ürünleri bir ihtiyaç üzerine çıktı. Yani ihtiyaç çıktı, dediler ki evet Workstation gibi bir şey lazım, sunucu performansı da bu insanların. Bu cihazları kullanması lazım. Şimdi sen geçenlerde cover kasayı da inceledin. Cihazı gördün. Nasıl ağırdı? Yani gerçekten hani tabiri caizse eşek ölüsü gibi derler ya. Çünkü ceviz hocam. Mal ceviz. Mal ceviz. Çünkü cihazın içindeki metaller daha kalın, daha kolay soğusun, daha zor ısınsın diye. Birincisi. İkincisi
CPU'ların yerlerini gördün. İşte bu hepsinde geçerli bu arada. Laptoplarda da aynı şekilde mühendislik yapılıyor. CPU'lar üst üste soğutma koridorları çok ciddi bir şekilde bunların aralarından geçiyor. Çünkü soğuk kalması lazım. Bunun yanında diskler. Diski gördük. O diskler yani normalde bizim kullandığımız eski SATA'ları hani neyse SSD'lerden bile neredeyse 5-10 kat daha hızlı. Dolayısıyla hani eğer kullanıcının bir ihtiyacı varsa, böyle bir şey performansa ihtiyacı varsa gerçekten işverenin bunu alıp kullanıcıyı mutlu etmesi lazım. Bu neden? İki sebepten. Bir tanesi kullanıcı mutluysa daha verimli çalışır. İkincisi %10'luk bir performans kazancı mutlaka söylemişsinizdir söylediğinizde. %10'luk performans kazancı ki %20'lerden bahsediyorsun hocam. Bir, insan hayatına, ömrüne katkı. İkincisi işleri daha kısa sürede bitirip bir sonraki işe geçmek için kullanılan değer aslında. Öyle küçük bir şey değil %10, %20. Şimdi sadece kasasından değil, mesela laptoplara baktığımızda ekranları da çok özel. Ekranların içinde kullanılan o camlar var ya, o camlar o kadar çok testlerden geçiriliyor ki üzerinde adamlar zıplıyor sanayide falan, hani hatırlarsın böyle bir vardı bizim anda. Hocam aynen, bizim şey... sanayide değildir ama bizim sanayiye versek parçalarlar cihazı. Bakalım bu dozerle kırılıyor mu falan. Yani kırarlar şimdi hani. Test edilir. Dersin ki ya sen bunu bir test et. Bizimkiler şey der. Kırılacaksa kıralım abi modunda. Bu arada bir şey ekleyeyim. İtiraf edeyim. Ben 75-40 ve 78-20 aynı anda benchmark'a soktum. Biri masanın üzerinde duruyordu laptop. Biri arkada. Şunu merak ettim. Yani herkesin merak ettiği bir şey. Ya bu canavardan ne kadar ses çıkacak? Hatta ben bir makalesini yazdım. Şimdi YouTube videolarının altına koyacağım. Böyle bir ihtiyaç doğmuş çünkü. Ben fan sesini attıramadım. Yani çift Xeon CPU'lu 7820'ye tabiri caizse yüklendim benchmark programıyla. Laptop bildiğim bağırıyordu. Çok net. Yani laptop bağırıyordu abi. Ama 7820'de hiç tepki yoktu. Artık böyle 5 saat. Bu arada 5 saat sürdü benchmark. Hiç abartmıyorum. Videosunu çektim. Ve 5 saatin sonunda ben bir ses duyamadım. Şuna yordum. Sonuçta bu bir workstation ve hani insanlar masanın altında veya işte ne bileyim masanın üstünde yanında kullanacak. Gerçekten termal tasarımı çok başarılı. Çok başarılı olduğu için hani şu değil. Desen ki ya abi sen Word açtın, Office açtın. Yo. Bildiğin piyasanın workstation'a özel, bakın workstation'a özel benchmark tool'unu kullandım. Zaten tool bir benchmark'ı 5 saatte yapıyor. Ama arkadaydı 5 saat boyunca kasa. Laptop öndeydi. Laptop hiç susmadı. Hani normal çok dar bir alanda maksimum verim için. Ama Tower kasadan abi hiç ses duyamadım. Yani Tower enteresan bir şekilde sessiz yani. Tabii hocam yani şöyle düşün. Netice itibariyle şu an senin kullandığın cihazdaki ekran kartı yani Nvidia bir GPU kullanıyor. P1000. 4 GB memorisi var. Hani sen diyorsun ya stream kullandım. Stream'de bunu yoramazsın bu makinaları. Çok ciddi söylüyorum bu arada. Yok abi zaten şey case oldu. Counter oynuyoruz. İşte bizim ekipte çok ciddi makinalar var. Yani kasalar var. Şey case'i geldi. Hocam senin laptop değil miydi? Dedim ki lütfen benimki workstation. Hani şu ayarı yapın gibilerinden yani dedim bende öyle bir sorun yok. Benimki workstation her türlü oynatır. Ben onun faydasını gördüm yani. Tabii hocam. Yani düşünsene bütün koridorları, soğutma koridorları, mühendislik işlemler sonucunda geçmesi gerektiği yerler. Videomda gösterdim hocam. İzleyin. Yani şöyle... Gerçekten çok güzel bir inceleme olmuştu bu arada. Şiddetle tavsiye ediyorum katılımcılarımıza. Yani bir cihazın nasıl en iyi şekilde verimli hale geliri burada görebilirsiniz. Gerçekten CPU'nun yeri, kartın yeri, diskin yeri ve koridorlar, kullanılan malzeme. Böyle bir şeye ihtiyacınız var mı performansa? Bakın şu anda 400 gigabit networklerden bahsediyoruz. 400 gigabit. İhtiyacımız var mı diye soruluyoruz ya. Biz 1 gigabit network çıktığında... Dedik ki ya 100 megabit kullanıyorduk çok işimize yarıyor. Bunda ne gerek var dedik. Şu an adı esamesi geçmiyor. Wireless'lerde 10 gigabitlerden bahsediyorlar. Evet. Şimdi bu performans mevzusuna geldiğimizde laptoplarda da ya böyle bir şey ihtiyacımız var mı demeyin arkadaşlar. Bakın kullanın. Kullandıktan sonra bağımlı hale geleceksiniz. Ve emin olun vazgeçemeyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok katma değeri var. Gerçekten hayatınıza çok şey katıyor. Ben yani şahit olacağım işte 5 yıldır Yıldız Sağolsun zehir verdi. Dedi sen ne ya workstation kullanmıyorsun diye. 5 yıldır workstation'dan vazgeçemiyorum. Yani bir ara XPS'i kullandım çünkü biliyorum workstation'ın yeri ayrı yani. En iyi örnek Hakan Hoca. Yani bugün sanal makine de açıyoruz. İşte uygulama da test ediyoruz. Yeri geldiğinde belki çok az kullanıyoruz ama çoğunlukla çok kullanıyoruz. Dolayısıyla hani bu
ben işte bunu o kadar kullanmayacağım, bana bir laptop... Ya bakın malzemesi bile çok farklı. Yani bir laptopla workstation yan yana koyduğunuzda kalitesi o kadar farklı ki Mercedes'te Tofaş gibi marka da verdik. Hocam şimdi normal iş ailemizi de gömmeyelim. Onu da çok satıyoruz diyormuşuz. Yaman abi burada bizi gömer bak ona göre. Hayır ben ihtiyacı olanlar açısından bahsediyorum. Gerçekten yok yok anladım var. Abi anladım yani kesinlikle. Peki genel olarak anlatacaklarım benim bu kadar. Bilgi hocam ekleyeceğim başka bir şey var mı veya Yaman abi? Tamamsak soru da yoksa kapatalım yavaş yavaş podcast'imizi. Hakan çok çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Canlı görmek de bence harikaydı. Ben en iyi şahidiyim abi. Her zaman söylüyorum. Sorusu olan bana gelsin. Bu konuda aktif kullandığım ürünleri yani hani sonuçta ürünü inceleme derken kullanmadığım bir ürünü incelemeyi sevmiyorum ben. Yani hani böyle bir telefon varmış bakın hani falan hani ama aktif kullandığım ürünü dibine kadar da anlatmak isterim. O yüzden benim için bu konuda hani paylaşım çok kıymetli oldu. Bazen çok teşekkür ederim. Elimizde oluyor ama kullanmıyoruz. Benim burada vermek istediğim mesaj Precision kullanıyorsanız lütfen Optimizer'ı kullanın. Precision kullandığını bildiğiniz herkese de kullandırtın, faydasını yaşatın. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkürler. Bilgihan Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Katılımcılarınıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiler. Bu bir netice itibariyle bir deneyim aslında. Biz hani ürün satmak değil de maksadımız kullandığımız ve memnuniyetimizi anlatmak. İhtiyacımız var mı dediğim gibi ihtiyaç düşünmeyin. En küçük seviyeden dahi olsa workstation'a giriş yaptığınızda ilerleyen zamanlarda yan yana geldiğinizde eski sistemlerle fark edeceksiniz. Zaten en büyük şey şöyle anlaşılıyor. Adam workstation'a geçiyor bir şekilde ya da bir hani bazen öyle bir kampanyalar oluyor ki bilmiyorum yakın zamanda var mı Yıldız daha iyi bilir. Katılanlara %50 indirim yapıyorduk hani. Workstation'da abi normal laptopu aynı fiyatlara alabildiğimiz zamanlar geliyor bazen. Hasbel kadar bazı insanlar da workstation'a geçmiş oluyor o aşamalarda. İşte o aşamada geçen insan bir kez daha geriye dönüp de işte eski bir PC ya da var olan PC'sine dönüp kullandığında fark almıyor. Ve geri dönüyor. Servise gittiğinde bile bana tecrübesi olan hocam şurada anladım diyor. Benim gibi uzun yıllar kullanan da işte bazen servise gidiyor veya servis geliyor. Aslında gitmiyor. Dell sağ olsun geliyor ama mesela anakart şu bu. Diyor ki o sırada diyor normal bir PC kullandım diyor. O zaman evet. Diyor daha iyi anladım diyor. Hani aslında evet. Attan inip eşeğe binme mevzusunu yani. Evet, evet aynen hocam. Peki tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz. Bir Çözüm Park Webcast'inin sonuna geldik. Herkese güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.